Değerli basın mensupları, bu ülkede büyük adaletsizliklerin yaşandığını hepimiz biliyoruz. Ve bu adaletsizliklerin bir şekliyle giderilmesi lazım. Ve helalleşme kavramını da bu nedenle gündeme getirdim. Balyoz kumpasında kaybettiğimiz Ali Tatar'ın sevgili eşini ziyaret ettim. Bir haksızlık mı var mı? Evet, bir haksızlık var. Aile acıları hala yaşıyor mu? Evet, aile acıları hala yaşıyor. Ergenekon balyoz kumpaslarıyla çok sayıda askerimiz gözaltına alındı. Büyük acılar yaşandı. Aileleri büyük acılar yaşadılar. Ve bu acıları hala devam ediyor. Devletimizin askerimizle önce bir helalleşmesi lazım. Yapılan hataları bir şekliyle telafi etmesi lazım. Bu acıları çektirenleri devletin kadrolarına kimler yerleştirdi? Bunun da bilinmesi lazım. Devletin kadrolarına yerleştirenler acaba bugün bir vicdan azabı çekiyorlar mı? Bunu da oturup kendi vicdanlarında sorgulamaları lazım. Daha da önemlisi bunlar hala aramızda geziyorlar. Buradan bütün milletime söz veriyorum. Bu acıların tamamını telafi edeceğiz. Bedellerini de bu acıları çektirenlerden alacağız. Ve yine milletime söz veriyorum. Bu acıları çektirenlerin burunlarından fitil fitil getireceğiz. Yeter artık diyoruz. Bu ülke bu kadar acılara niye katlansın? Ülkeyi yönetenler acı üretmemeli. Ülkeyi yönetenler bu ülkeye sevgi, hoşgörüyü getirmeli. Eğer biz bunu yapabilirsek, ki yapacağız, yapmakta kararlıyız, bir şekliyle bu sorunu çözeceğiz. Askerimizle oturacağız, helalleşeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Peki efendim.